Türk İttifakı Hareketi ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı istişare toplantıları düzenliyor. İlk toplantı Manisa'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Türk halkının nasıl bir cumhurbaşkanı istediğini araştıran Türk İttifakı Hareketi il il gezerek istişare toplantıları ve anketler yapacak. İzmir merkezli kurulan Türk İttifakı Hareketi 81 ilde istişare toplantıları gerçekleştirerek Türk halkının istediği cumhurbaşkanı profilini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda Manisa'da düzenlenen istişare toplantısına basın mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hareketin sözcüsü Avukat Türcan Ülük konuşma yaptı. Hareketin amaçlarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasal partilerin aslında bir önemi yok. Yani seçilecek olan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin gidişatına yol verecek. Biz de o zaman başat olan büyük şehirlerde bir takım istişare çalışmaları arkadaşlarımızla yapıyoruz. Atatürkçü düşünceyi özde benimsemiş, Türk milletine aidiyetiyle sorunu olmayan bütün Türk milletine şu çağrıda bulunuyoruz ki seçimi kazanması muhtemel olan bu her iki ittifaktan da talebimiz Türkçü bir cumhurbaşkanı adayıyla Türk milletinin karşısına gelmeleridir. Ülük, Manisa'da yapılan anket sonuçlarını da paylaşarak Manisalıların nasıl bir cumhurbaşkanı istediğini şu sözlerle özetledi. Manisa halkı da, Manisa kamuoyu da Türkçü, Atatürkçü, cumhuriyetçi, demokrasiyi cumhuriyete hizmet etmesi amacıyla bir rejim olarak gören, asıl olan Türk milletinin, Türk devletinin inkişafı, gelişmesi ve Türk Cumhuriyeti olduğunu bilen bir cumhurbaşkanı istiyor. Ülük ardından basın mensuplarının ve vatandaşların sorularını yanıtladı. Tüm illerde yapılan istişare toplantıları ve anketler sonucunda Türk halkının bir cumhurbaşkanında aradığı özellikler de rapor haline getirilecek.